Konuşan Sevsin, Konuşan Kanal'ında ben Yunus arkadaşlar. Sizlere bu videomda Brother'ın J2720 modeli olan yazılımın karşılaşma sistemi uygulayacağım. Yalnız uygularken sizlere nasıl takacağımı göstermeyeceğim. Çünkü diğer videolarımda göstermiştim, hemen hemen aynı. Diğer videolarıma kanalımdan bakıp izleyebilirsiniz. Bunu yapmamızın amacı yazılımın karşılaşma zaten maliyetinden fazla. Örnek göstermem gerekirse bu karşılaşmadan tanesi 40-50 lira civarında, 200-250 milyona mal oluyor ve alacağınız çıktı sayısı 300 sayfa civarında, 400 sayfa civarında. Aldığınız yoğunluğuyla tabi değişiyor bu. Bizim amacımız depo sistemini takıp karşılara para vermeden depolara mürekkep alıp dolduruyoruz. Bu da yarı yarıya maliyet demek ve örnek gösteriyorum, 200 milyon karşılara verip 400 sayfa almak yerine depoları taktıktan sonra 100 milyon mürekkeplerine para verip 3000 sayfa yakın çıktı almak amacımız. Yani tasarrufu, maliyetini düşürmek. Öncelikle beni zaten takip edenler bilir, kanalıma abone olup beni takip edenler bilir. Çoğu müşterimiz zaten kendileri kartuş göndererek karşılarına uygulama yapıyorum. Aldıklarında, cihazlarına taktıklarında görüyor. Gördükten sonra da uygulamaya yürek koyarak kullanmaya devam ediyor daha doğrusu. Bu videomuzda sadece dediğim gibi kartuşları tarif etmeye çalıştım modeline göre. Bir videoda bunları kullanım yapma sonra bağlantılarını yaptıktan sonra göstereceğim. Şimdi videoyu durduruyorum ama bağlantıları yaptıktan sonra size tek tek tarif edeceğim nasıl takacağınızı yazınıza. Şimdilik hoşçakalın. Böylece karşılarımızı boşluklarında alıyoruz. Müşterimize gitsin ve karşılarda dolu halde. Evet arkadaşlar, size geldiğinde böyle hortumlar zaten dolu olacak bu tankların. Biz sistemi taktıktan sonra size geldiğinde böyle boşluklar oluştuğunda dikkate almayın fazla. Çünkü bir önemi yok. Yazınız mürekkebi karşılarda dolu. Bunların içindeki mürekkebi bittikçe bu depolardan enjekte edecektir. Sadece yapmanız gereken bunları yerine takmadan önce bu şekilde biraz çalkalayıp daha sonra böylece tek tek sırayla takınız. Taktıktan sonra yazıcınızın kapağını kapatır. Yanındaki depoları da yazıcının yanına koyduktan sonra da gördüğünüz gibi bu boşlukları doldurmak için buraya çalkandığından dolayı kargoda böyle dolumlar oldu. Sizin yapacağınız şey böyle buradaki boşluğu aldırmak. Bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz burası azaldı. Burada da koyuyorsunuz. Yazının yanına koyduktan sonra da tıpalarını, ufaklarını açıyorsunuz. Açtıktan sonra da yazdığınıza bir temizleme yaptırın. Ondan sonra çıktı almaya devam edebilirsiniz. Böylece kartuşlarınızdan daha da çok fazla çıktı alabilirsiniz. Şu anda 90 cc bunda var. 20'şer cc, 30'ar cc yakın mürekkep bu kartuşlarda var. Toplamda 120 cc gibi mürekkeple 3000-3500'e yakın rahatça normal bir dolulukta çıktı alabilirsiniz. Sorunlarınız olursa veya başka modellere çözülmek isterseniz kanalımızdan bize abone olup yazabilirsiniz. E-posta adresimize yazabilirsiniz. Çözüm arayabilirsiniz. Bir başka videoda başka sorunda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmanızı unutmayınız. Hoşçakalın.